Herkese merhaba. Şimdi size bu videoda neden bahsedeceğim? Overlock dikişi ve overlock ayağından bahsedeceğim bu tip makinalarda. Şimdi bu tip makinalarda overlock dikişini zigzag üzerinden atıyoruz. Ya da yeni tip makinalarda overlock dikişi diye bir dikiş var. Böyle giderken hem de yandan düz dikiyor. Böyle gidiyor, düz dikiyor, gidiyor, düz dikiyor. Buna overlock dikişi deniyor. Bunu hem böyle overlock ayağıyla, şurada siperi olan bir overlock ayağıyla, tamam mı? Normal standart baskı ayaklarında overlock ayağı, sülfül ayağı, halk dilinde, halk dedim yani seçimüren gibi oldu biraz ama halk dilinde bu şekilde bu ayakla yapılıyor. Burada siper var. Siperden kestiğiniz kenara paralel şekilde dikiş dikmenizi sağlıyor. Ki şöyle, misal kumaşın şu düzlem kısmından bahsediyorum. Şöyle koyayım, aynen. Şöyle biraz sonra uygulamada da göreceksiniz. Şurada aynı kenardan şöyle dayanık ayarlayamadım ben. Şöyle, aynen öyle. Şöyle gitmesini sağlıyor. Biraz sonra anlatacağım. Şimdi o ayaklar arasında bu ayağın, bu bıçaklı overlock ayağı, bu iğne bağına takılıp şu bıçağın kesmesiyle oluyor. Tamam mı? Böyle tık 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 kesmesiyle oluyor. Bu ayakla, tamam mı? Bu ayağın yaptığı iş aynı. Bir tanesi kendi kesiyor. Bir tanesi kesilmiş kenarda aynı siperde, aynı düzlemde makinanızın zigzag atmasıyla overlock yapıyor. Yani bu ayakların, tamam mı, makinanızın overlock dikişiyle bir alakası yok. Bu kesme yapıyor. Bu sadece kenardan siper yapıyor. Hep aynı genişlikte zigzag kumaşa işlemesini sağlıyor. Çünkü kaçırabilirsiniz, sağa gider, sola gider. Ama burada bu siperden, duvardan sağa sola kaçmasın. Hep aynı düzlemde o zigzag gitsin diye bunu yapabiliyorsunuz. Bunu ben alıştım, sülfülü ayağı kullanmadan kendim zigzag ayağı da yaparım derseniz buna ihtiyacınız yok. Ama bu daha düzgün dikişler için bunu kullanabilirsiniz. Uygulamada göstereceğim. Aynı zamanda bu var. Bunda da aynı şekilde kesme var. Bir de bu singer tipi var. Tamam mı bak? Bunların üçü de bıçaklı overlock ayağı. Bunların işleri aynı. Yaptıkları iş aynı. Bir tanesi kesmiyor, diğer ikisi kesiyor. Bunun kalitesi bununkine göre biraz daha düşük. Bunun fiyatı ucuz. Bu Singer tip, bu piyasa tipi falan filan yani. Ama yaptıkları iş overlock tipi aynı. Tamam mı? Yani ev tipi makinelerde yapabileceğiniz overlock aynı. Düz dikiş makineleri için soruyorlar mesela, kara makineye olur mu bu? Bu ayak kara makineye olur ama bağlarsın, keser ama sadece makinen düz gittiği için zigzag alamazsın. Bu da overlock değildir. Anlatabiliyor muyum? Kesilmiş kenara kara makinede zigzag aparatı alırsın. Aparat takarak kendi kestiğin tarafa böyle sülfüle çekebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ya şunu çektiğim video, şunu anlattığım video kara makineye olur mu diye çok fazla yorum geliyor. Kara makineye overlock ayağı yok. Dikerseniz sadece düz dikersiniz ama bu overlock olmaz. Sadece düzde bir kesim olur. Bir tarafı düz dikiş, bir tarafı kesim olur. Bu şekilde. Bu kenarı temizler. Makinenizin dikiş kabiliyetine göre de dikişi elde edersiniz. Bunun yaptığı iş sadece kesmektir. Size başka bir şey sunmaz. Bunu açıklayıcı yapayım dedim. Yani geldi belki 500 tane soru. 2 tane videonun izlenmesi 90 bin üzerine geldi. Hatta 3 tane videonun izlenmesi 90 binin üzerine geldi. Aldığımız sorular bunlar. Bunlardan beklentiniz sadece bundan da bundan da. Kesim kalitesini bir tarafa bırakıyorum. Bundan da alacağınız overlock dikişi makinenizin dikim kabiliyeti, seçtiğiniz dikişin güzelliğidir. Başka bir şey değil. Zigzag dikiş seçersin, diker zigzag seçersin, ne bileyim gizli dikiş seçersin. İstediğin dikiş hangi dikişse ona bakarak dikiş devam edebilir. Yani bunların arasındaki fark budur. Tamam mı? Üçünün arasındaki fark. Şimdi gelelim montaj ve görme. Hani bir de gözle görelim. Göz görsün, gönül katlansın. Video hoşunuza gitti. Beğendiniz, yararlı buldunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu ayaklardan hediye edeceğiz Instagram kanalımızda, Instagram sayfamızda. Takipte kalın, çekilişlerden ve yeni videolardan faydalanın. YouTube, Instagram, her yerden takip edebilirsiniz. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi ayakların arasındaki farkı görmek için, yani yaptıkları işleri gözle görmek için anlatmamız yetmez. Tekrar videoyu devam ediyoruz. Şimdi montaj kısmında şu baskı ayağına basıyoruz. Tık ayak düşüyor. Bu ayakları kullanabilmek için böyle bir tutucuya ihtiyacınız var. Onu da bizden temin edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz, göstermiş olduğum, bu benim işime yarar dediğiniz tüm ayakları bizden temin edebilirsiniz. Standart baskı ayağını taktık. Bunu arkaya attık. Şimdi hazırladığınız misal bezinizi ya da kenarınızı, tamam mı?
şöyle şuradan çullanmaları görüyorsunuz. Buraların önüne geçmek için makinenin altına kumaşı koyuyorsunuz şu şekilde. Şu kenar şu sipere dayanıyor. Bakın sağa sola gitmiyor. Şu kenar sipere dayanıyor. Sürekli aynı dikişi almak için makinenizin sıklığını, seyrekliğini ayarlıyorsunuz. Açalım makineyi. Buradan böyle şöyle getireyim. Mevcut sülfülü bu şekilde yapıyorsunuz kenara. Bunu daha sıkabilirsiniz, ufaltabilirsiniz. O sizin kendinize kalmış bir şey. Şu mevcut ayak sürekli bakın gördünüz mü? Nizami sağa sola kaçırmadan. Yani normal bu ayağın siperini kullanmadan bu zigzag böyle de gidebilirdiniz. Bu ayak o işe yarıyor. Şimdi diğer kesen overlock ayağına bakalım. Kesen overlock ayağının kullanımı da şöyle. Bu mevcut buradan baskıyı ayağa düşürüyorduk ya. Onu yapmıyoruz. Normal tek vidayla bir tane torna vida vasıtasıyla şuradan vidayı açıyorsunuz, tamam mı? Şu vidayı açıyorsunuz. Bu ayağı buradan çıkartıyorsunuz, tamam mı? Vidayı komple dağıtın. Bir kısım buraya girecek, bir kısım buraya girecek. Yani şöyle şu oynayan, hareket eden kol şuraya girecek, tamam mı? Şurayı böyle arkasının altına alacak. Şu baskı ayağının bağlantı yeri de şöyle gelecek. Şöyle alalım bunu. Şöyle kaldıralım. Şu şekilde. Şurada şu şekilde. Yani bakın gördünüz mü? Bakın bu kol buraya aldım. Bunu da buraya normal vidalı yerine bağlayacağım. Şöyle vidasını takacağım. Makinamı normal 5 mm zigzag konumuna getirdim. Tamam mı? Bakın şuradan. 5 mm zigzag konumuna getirdim. Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şurada iğnenin girdiği kısım var ya. Girdiği kısmın ortasında şurada. Şöyle tornavida ile işaret edeyim şurada. Şurada bir parça var bakın. Şu içerideki parça. Makinanın zigzagda şöyle o parçaya değip değmediğine bakın, tamam mı? Şöyle. Değmiyorsa bir sağından, bir solundan, böyle bakın şöyle, bir sağından gidecek, bir solundan gidecek. O ortada kalacak o çıkıntı. Bir yanı, bir öbür yanı. Şimdi normalde düz dikişte unutuyorlar insanlar bunu böyle, tamam mı? Bu burada düz dikişte tak diye ortaya vuruyor. Bunun önüne geçmek için zigzag alıyorsunuz. Sağa, sola gittiğine emin oluyorsunuz. Daha sonra şu ipliğimizi arkasına verelim. Aralarındaki farktan nasıl montajlanacağına kadar hepsini anlatıyoruz. Daha ne yapalım. Şimdi aldık ya misal bezimizi. Dikmeden önce şuraya bir tane çentik atıyorsunuz. Şöyle ufacık bir çentik atıyorsunuz. Tamam mı? Çentik attığınız kısmı şöyle standart baskı ayağının altına doğru bir kısmını, bir kısmını bıçağın kenarına doğru veriyorsunuz. Ayağı indiriyorsunuz aşağı. Tamam mı? Bir tarafı bu tarafta, bir tarafı bu tarafta kalıyor. Kestiniz kesimle. Şöyle göstereyim. Burada hareket ediyor iğne bağından aldığı kuvvetle. Şöyle bir tarafı da zigzag atıyor yani. Şu ipliği de çıkartayım. Çıkartayım. Her neyse. Ortaya doğru gideyim ben ya. Yani bir tarafı böyle zigzag oldu. Bir tarafı böyle kesildi. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Şöyle dike dike. Bu şekilde. Bu da bu işe yarıyor. İkisi arasındaki fark sadece buradan bunun bıçağı alıp kesmesi. Başka bir farkı yok. Kendim keserim diyorsanız bu ayağa gerek yok. Aa ne kadar güzelmiş. Çok pratikmiş deyip bu ayağı almak istiyorsunuz. Bize ulaşabilirsiniz. Hepsinin kıyası budur. Sistem budur. www.taşaymakina.com'dan bize, Instagram kanalımızdan Taşay Makina, YouTube kanalına abone olarak bizi sosyal mecralarda takip edebilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.